Günaydın anne. Günaydın kızım. Ver ben yukarı götüreyim istersen. Hayır, sen okulundan kalma. Antrenman var mı bugün yoksa hemen gelecek misin? Yok, gelirim hemen bitince okul. İyi hadi dikkatli git, tamam mı? Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Ay Medet, bugün yılbaşı için kermes vardı okulda. Ya para almayı unuttum. Annemden istesene hemen. 300 yeter. Hemen Begüm Hanım. Selam. Sen bu yeni gelen kapıcı ailesinin kızı mıydın? Evet. Okula değil mi? Servisin buraya geliyor galiba. Yok, hayır. Ya aşağı kadar yürüyorum, oradan da dolmuşa biniyorum. Hava buz. Gel. Bugünlük biz bırakalım okula seni, ne dersin? Gel. Yok, hayır. Gerek yok, ben kendim giderim. Ya gel, benim de canım sıkılıyor zaten. Gel hadi, iki laflarız, gel. Bedriye. O nasıl isim öyle ya? Sanki taş devrinden sesleniyor bize. Ya tamam üzülme hemen öyle. İki eğlenelim dedik. Bir gün ben de. Hadi gel. Bakıyorum bayağı beğendin arabayı. Biz böyle sabahları denk geldiğimizde seni de bırakırız okula. Hem bir daha görmüş olursun. Ya yok, beğendim tabii de. Yani dedemde de var da. Dedemin arabasına benzettim, o yüzden baktım. Dedenin arabası mı? Buyurun Begüm Hanım. Sağ ol Medet. Ya daha kaç tane vardır kim bilir. Ya benim dedem bayağı zengin. Toprak ağası. Taşkın'ın önde gelen ailelerinden biriyiz biz. Soyadım bile Taşkın. Şu gider arabayı takip et. Günaydın, siparişlerinizi getirdim. Sen yeni kapıcı mısın? Evet, Gülperi. Ha, bir adım var diyorsun yani. Memnun oldum Gülperi. Nezihe, bu apartmanda benim tam 3 dairem var. Yani burası bir yönetim kuruluysa en fazla hisse benim olduğu için burada başkan benim. Ona göre muamele isterim. Yukarıya yeni kiracı taşınıyor. Kardeşim dairesi orası, Amerika'da o. İlgilen lütfen. Fazla mükemmeliyetçiyimdir, haberin olsun. Her sabah Fransız baget ekmeği isterim. Tam ısısında dilimlenmiş. Dilimlenmezse kıyameti koparırım. Ayrıca yanında gazetelerim. Katlanmış ve sıraya konmuş olmalı. Yarın sabah bu siparişlerimi sakın atlama.